Hepimizden ayrı ayrı avukatlık ücreti alması tuhaf değil mi? Bana biraz vurgun gibi geldi ya. Hayır, sembolik bir para alması lazım. Çünkü eğer davayı kazanırsa uygulama şirketlerinin ödeyeceği tazminattan zaten pay alacak. Sözlü danışma için 2 saat 1000 lira, sonraki yarı saat için de 600 lira dedi. Okey bence. Okey de günlerdir bizle takılıyor bu çocuk. Hepsini de avukatlık ücreti yazmış. Bize gelip yemek yedi, o gün maç seyrettiniz. Bunlar da mı avukatlık ücretine dahil? Çünkü benden 10.000 lira istedi. Gerçekten mi? 1600'den 10.000'e. Ortalamayı çarp bütün davacılarla. Yani bu adam davayı kazanamasa da hepimizden 120.000 lira mı alacak? Vallahi güzel tezgah. O zaman bütün arkadaşlarımız toktun bu işe ama sen güveniyor musun bu çocuğa? Yani lisede biraz yanar döner bir çocuktu da. Ya koskoca avukat. Ayrıca bu işe kalbini, ruhunu koydu. Bir kızdan ağzı yanmış. Ben de kızı da biliyorum. Filtreler kraliçesi Simay. Ha, o gösterdiğin inanılmaz kız. İnanılmayacak hiçbir şey yok kardeşim. Tamamen göz boyama. Bu çocuk bizim gözümüzü açtı ya. Uyuduğumuz uykudan uyandırdı bizi. Mahkeme de bugün gerçi. Son dakika vazgeçilmez. Şu çocuğu yarı yolda bırakmayalım ya. Bu dava jenerasyonlarca erkeğin kurtarıcısı olabilir. Bu hepimizin meselesi. Filtreler bitecek, yalan dolan bitecek. Herkesin gerçek yüzü ortaya çıkacak ya. İnşallah. Oğlum ben 2 gündür ilk defa cesaretimi toplayıp inebildim buraya, biliyor musunuz? Vallahi hırsız falan değil patron. Yani ofisten kalem bile çalınmamış. Mallar filan? Saydık hepsi tamam. Yani deforları saymadık da onu da zaten eşe dosta dağıtıyoruz diyerekten. He. Yani hırsız olsa zaten kamyonu dayar. Bütün malları, laptopları alır giderdi değil mi? Halı da aynı duruyor. Allah, bu ne? Ne o, ne? Ne gördün? Bunu mu diyor? Mum kandili bu. Çok eski bir şeye benziyor. Siz mi koydunuz buraya dekor yaparken bunu Tony Bey? Yok anam, ben ilk defa görüyorum. Kim nereden getirdi o zaman? Rahmetlinin mi acaba? Sağ olun. Saçmalamayın. Adamı zaten siz uydurmadınız mı Tony Bey? Ben çıkıyorum tabii, biz seni Allah'ım sen koru ya Rabbim, sen koru. Oğlum ne oluyor lan? Korkutma bizi artık, ne gördün? Patron, ceketin içi parça parça. Aslında parça parça, ben aldığımda öyle değildi. Ay biri mi giyiyor bunu, ne oluyor? Allah'ım sen koru ya Rab. Ya Rab. Oğlum ne oluyor lan burada? Adam sandukadan çıkıp ceketi giyip gece mumu yakıp takılıyor mu lan burada? Ne diyorsunuz Cengiz Bey, Allah aşkına ya? Olur mu öyle şey? Kim takılıyor mu ya? Tövbe estağfurullah, beni de geliyorsunuz ama Cengiz Bey, yapmayın böyle ya. Çık çık çık. Oğlum çok fena burada bunaldık ya. Kendimizi ne işlerin içine soktuk. Çok büyük morsuzluk.